Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu dersimizde gene size üniversite sınavı anında size panik yaptırabilecek bir sorunun ayrıntılı bir şekilde çözümünü yapmak istiyorum. Arkadaşlar, sorumuz x, y, z doğal sayılar. 343 bölü 125 üzeri x çarpı 11 bölü 15 üzeri y çarpı 21 bölü 11 üzeri k eşittir 7 bölü 5 ise 3x artı y nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar, ilk başlarda bakın burada bir x, y, z doğal sayılardır verisi verilmiş. Arkadaşlar, bu tür verilere çok dikkat edin. Özellikle çözüm kümelerini yazarken sonucu x, y, z sonuçları bulduğunuzda mutlaka şu veriler çok önemlidir. İşte x, y, z sayma sayılarıdır diyebilir. X, y, z işte reel sayılardır diyebilir. Pozitif doğal sayılardır gibi veriler çok önemlidir. Arkadaşlar, bakıldığı zaman sayıların birbirleriyle çok da fazla bir ilgisi yokmuş gibi görünüyor. Üstelik bize sorulan da 3x artı y, yani bunlardan bağımsız. Burada bir kesili sayı var. İlk başta bu soru bizi bir telaşlandırabilir. Arkadaşlar, böyle bir soruyla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar, her şeyden önce şurasına bir dikkat çekiyorum. Bakın, şurada bir tuzak var. O tuzağa hemen bir dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu kısmı yazıyorum. (11/15) üzeri y çarpı 21/11 üzeri k. Arkadaşlar, burada ilk başta düşebileceğiniz yanılgı şu olabilir. Buraya dikkat edin. Arkadaşlar, burada sakın ola ki şu 11'leri sadeleştirmeye kalkmayın. Neden? Çünkü bakın, bunun üssü y, bunun üssü k. Yani bu ne demektir? Bu şu demektir arkadaşlar. Üsler farklı. Bir de bu işlemlerde, yani işlem sırası bilgilerimizi hatırlarsak, önce üs işlemleri yapılır, sonra çarpma bölmeler yapılır arkadaşlar. Bu tuzağa burada düşmeyin. 11'leri hemen ilk etapta sadeleştirmeye kalkmayın. Yani arkadaşlar, hemen burada şu konuyu tekrar bir genelleştirelim. Değil mi? Burada önce üslü işlemler, sonra çarpma bölme yapılır. Çarpma veya bölme. Bölmeye yapılır. Öncelikle bu tuzağa karşı sizi bir uyarmak istedim. Asal çarpanları ayırarak işe başlayalım. Örneğin 343'ten başlayalım. 343'ü asal çarpanlara ayıralım. Arkadaşlar, bu 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. 7 ile bir deneyelim. 7 kere 4, 28. Evet, burada ne kalır? 6 kalır. 63, 60 ile 7 çarparsak 9. Evet, 49 çıktı. Bu 7'ye bölünür, 7 kalır. Bu da 7'ye bölünür, 1 kalır. Yani arkadaşlar, burada şunu söyleyebilir miyiz? 343 eşittir 7 çarpı 7 çarpı 7, yani 7'nin kübüdür. Arkadaşlar, şimdi 125'i asal çarpanlara ayıralım. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünür, son rakam 5. Burada 25 kalır. Burası da 5'e bölünür. Burada 5 kalır. Burası da 5'e bölünür. Burada 1 kalır. Yani 125 eşittir 5'in
Küp. Arkadaşlar yine 15'i asal çarpanlara ayırırsak ne olur? 15, 3 çarpı 5 çıkar. 21'i asal çarpanlara ayırırsak ne olur? 21 de 3 çarpı 7 çıkar. Yani öncelikle bunları asal çarpanlara ayırmak bizim işimizi çok kolaylaştırır. Arkadaşlar bunları tekrar şöyle bir derleyip toparlayalım. 343'ü ne bulmuştuk? 7'nin kübü bulmuştuk. 125'i 5'in kübü bulmuştuk. 15, 3 çarpı 5, 21 eşittir 3 çarpı 7. Arkadaşlar, şimdi 343 yerine ne yazabiliriz? 7'nin kübü yazabiliriz. Şunu aynen yazıyorum arkadaşlar. 343 yerine 7'nin kübü yazıyorum. Böyle 125 yerine 5'in kübü yazıyorum. Üzeri x çarpı 11. Bakın 15'in yerine 3 çarpı 5 yazıyorum. Üzeri y çarpı 21 yerine 3 çarpı 7 yazıyorum. Tamam, bunlar da bir tam kare değil veya tam küp değil ama bakıldığı zaman asal çarpanlara ayrılmış şeklinde yazabiliyoruz. Üzeri k. Burayı düzenledikten sonra şu 7 bölü 5'i en sonda yazacağım arkadaşlar. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, bu tür sorularda asal çarpanları ayırmamız işi kolaylaştırır. Öncelikle asal çarpanları ayıralım. Arkadaşlar bunu devam ediyoruz buraya. Bakın bunu şöyle yazabiliriz. 7'nin kübü üzeri x, yani 7 üzeri 3x bölü 5 üzeri 3x çarpı. Burayı şöyle yazabiliriz. 11 üstü y bölü 3 çarpı 5 üstü y çarpı. Burayı yine şöyle yazabilirim. 3 çarpı 7 üstü k bölü 11 üstü k. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada anlayamadığınız bir nokta olursa benim tavsiyem, eğer izlemediyseniz üstlü sayılarla ilgili bir videom var. Üstlü sayılar formüllerini kendiniz oluşturun diye bir videom var. O videoyu izleyebilirsiniz. Üstlü sayılarla ilgili orada bütün kuralları bizzat kendiniz oluşturarak, kendiniz türeterek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar burada gene devam ediyoruz. Bakın, üstü aynen yazıyorum. 7 üzeri 3x çarpı 11 üzeri y çarpı. Arkadaşlar bunu böyle dağıtabilirim. Yani 3 üzeri k çarpı 7 üzeri k diye yazabilirim bunu. Evet. Burayı da kendi aralarında çarpıyoruz. 5 üzeri 3x çarpı, bunu yayabilirim gene. 3 üzeri y çarpı 5 üzeri y çarpı 11 üzeri k. Arkadaşlar aynen devam ediyorum. Bakın, daha iyi anlamanız için önce şu küçükten, yani tabanları küçük olan sayıları önce yazayım. Daha böyle görünür bir hale gelsin. 3 üzeri k çarpı
Bakın şunu işleme tabi tuttuk. Ondan sonra ne var? 7 üzeri arkadaşlar dikkat edin. 7 üzeri 3x, 7 üzeri k'yı çarpmışız. Ne olur? 3x ile k'yı toplarız. Çarpı. Gene şunları da işleme tabi tuttuk. Şurada ne kaldı? 11 üzeri y kaldı. Bunu da şöyle yapalım ki burada gözden kaçan bir kısım olmasın. Gene arkadaşlar bunu yapalım. 3 üzeri y çarpı, bakın, 5 üzeri, bunları birbirleriyle çarpmışız. Yani üstleri topluyoruz arkadaşlar. 3x artı y çarpı 11 üzeri k. Arkadaşlar şuradan devam ediyoruz. Şuradan devam ediyoruz şu işleme. Artık şunları temizleyelim. Arkadaşlar bakın buraya. Burada nedir? Bölme işlemi var. Yani şu üstten bu üstü çıkarıyoruz. Yani şöyle yazabilir miyiz? 3 üzeri k eksi y. Bakın şunları işleme tabi tuttuk. İşleme tabi tuttuklarımızı karıştırmamak için şöyle işaretleyelim. Çarpı. Arkadaşlar 5'i yukarıya çıkarırken nasıl çıkarırız? Aynen şöyle çıkarırız. 5 üstü eksi 3x artı y çarpı, burada ne var? Başka 7 yok. Bunu işleme tabi tuttuk. Başka 7 var mı? Yok. Yani tabanı 7 başka var mı? Yok. Bunu şöyle aynen yazabiliriz. 7 üssü 3x artı k. Burayı da işledik. Çarpı 11 üssü, bakın 2 tane tabanı 11 olan sayı var. Üsttekinden alttakini çıkarıyoruz arkadaşlar. Paydakinden. Yani üstleri çıkarıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Bu ifade neye eşitmiş? Bakın bu ifade 7 bölü 5'e eşitmiş. Evet. Tabii şunları da işleme tabi tuttuk. Ve karşımıza böyle bir ifade çıktı. Arkadaşlar bu ifade neye eşit? 7 bölü eşit. 7 bölü 5'e eşit. Yani şunu şöyle yazdık. Bu ifade 7 bölü 5'e eşit. Yani bu ifadede ne oluyor? Şurası. Şöyle ayıralım karışmasın. Şurası da 7 bölü 5'e eşit oluyor. 7 bölü 5. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar, yani şimdi şunlarla şu arasında ne ilgi var? Arkadaşlar aklımıza gelsin. Bakın burada da hatırlayalım gene. Arkadaşlar 7 bölü 5'i biz şöyle yazabilir miyiz? 1 bölü 5 çarpı 7 yazabiliriz. Eşittir. Bakın şu 1 bölü 5 yerine 5 üzeri eksi 1 yazabilir miyiz arkadaşlar? Yazarız. Çarpı 7. Yazarız. Bakın. Şuna yakın bir şey elde ettik. Şimdi diyeceksiniz ki burada 3 yok. 11 yok. Arkadaşlar buraya çok dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. Şu ifade, yani
5 üzeri eksi 1 çarpı 7'yi biz şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? 3 üzeri sıfır çarpı 5 üzeri eksi 1 çarpı 7 üzeri 1 çarpı 11 üssü 0. Arkadaşlar bunu önemli. Bakın bunu fark edelim. Eğer ki şunları burada fark edemezsek bu soruyu çözemeyiz. Çünkü burada 3 var. Değil mi? Burada 7 var, 5 var. 3 yok. 11 ile ilgili bir şey yok. Ama 3 üzeri 0 ve 11 üzeri 0 nedir? 1'e eşittir arkadaşlar. Yani biz o zaman bunu şöyle yazabilir miyiz? Arkadaşlar şurayı anlamanız çok önemli. Bakın şu olayı iyi anlayın. Bu aklımıza gelsin. Evet aynen devam edelim. Şuraya. Devam ediyoruz. Bakın 3 üzeri k eksi y çarpı 5 üzeri eksi 3x artı y tabi parantez içinde çarpı 7 üzeri 3x artı k çarpı 11 üzeri y eksi k eşittir 3 üzeri 0 çarpı 5 üzeri eksi 1 çarpı 7 üzeri 1 çarpı 11 üzeri 0. Arkadaşlar artık işimiz kolaylaştı. Bundan sonra arkadaşlar artık soruyu büyük bir kısmını çözdünüz demektir. Bundan sonra yapmanız gereken işlem hatası yapmamak. Bakın. Ha bir de arkadaşlar ne diyor burada? Bakın burada şu veri çok işimize yarıyor. X, Y, Z doğal sayılardır diyor. Bakın şu veri burada çok işimize yaradı. O zaman X, Y, Z doğal sayılar olduğuna göre arkadaşlar özür dilerim burada K olmalıydı. Arkadaşlar şurada K olmalıydı. Şu Z 7'ye çok benzediği için orayı K olarak değiştirdim. Şurada X, Y, K doğal sayılardır demeliydi. Burayı da böylece düzeltmiş olduk. X, Y, K doğal sayılardır diyor. Bakın X, Y, K'nın doğal sayılar verisi burada bizim işimize yarıyor. Neden işimize yarıyor? Çünkü burası ne? 3 üzeri 0. 3 üzeri k eksi y. Biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki burada k eksi y 0 eşit. Eşittir 0'a. Yani buradan k eşittir y'ye eşit. Bakın hemen bulduk. K yerine y yazabiliriz. Bakın 11 üssü 0. 11 üzeri y eksi k. Demek ki y eksi k da ne eşit? 0 eşit arkadaşlar. K eksi y 0 olduğuna göre zaten y eksi k da ne eşittir? Yani şu ifadede ne eşittir arkadaşlar? Şurası da 0 eşittir. Çünkü burası 0. Burası nedir? Şurası da 0 eşittir. Çünkü şurası 0. Evet arkadaşlar artık soruyu çözdük sayılır. Bakın 3x artı k. 3x artı k ne eşit? Bakın şurası ne eşit olacak? Eksi 1 eşit olacak. Burası ne eşit olacak arkadaşlar? 1 eşit olacak. Yani
3x artı k, 3x artı k eşittir 1'e eşit. Arkadaşlar peki k yerine, k'nın y'ye eşit olduğunu bulduk. K yerine y yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Dolayısıyla bu ne olur? 3x artı y eşittir 1 olur. Zaten bize de ne soruluyor arkadaşlar? 3x artı y soruluyor. 3x artı y'yi bulmuş olduk. Arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlar kısmına özellikle çözemediğiniz soru türlerini ve anlayamadığınız noktaları yazarsanız siz değerli öğrencilere çok daha fazla faydalı olurum. Videolarımı beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize gerek derslerinizde gerekse sınavlarınızda başarılar dilerim.